Merhaba kıymetli izleyicilerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hasan Efendimiz'i konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Hazreti Hasan Efendimizin hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hazreti Hasan Efendimiz Peygamber Efendimizin torunu, İslam halifelerinin beşincisi, 12 imamın da ikincisi. Çok ilginç bir hayatı var ve zehirlenerek öldürülüyor. Onun hayatını bugün seyircilerimize anlatmak istiyoruz. Tabii efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi efendim, tabii insanlar dört büyük halife diyorlar değil mi? Evet. Efendim Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum aleyhim ecmain hazretlerini söylüyorlar. Hazreti Hasan Efendimiz de sizin dediğiniz gibi 5. İslam halifesidir. Ama halifelik müddeti çok kısadır, 6 ay gibi bir zamandır. Sonra gönül rızası ile Hazreti Muaviye'ye hilafeti devretmiştir. Kan yani, dökülmesin diye evet, değil mi? Evet, iktidarda kalma diye, halife olayım diye bir hırsı yok. Israrı yok. Israrı yok. Evet. Yani onların efendim hep yaptıkları hareketler İçtihatları ile olmuştur. Evet. Birbirlerine düşman değillerdir. Birbirlerine muhabbet beslerlerdi. Hı hı. Asla ve kata aralarında bir düşmanlık yoktur. Birbirlerini çok severlerdi. Efendim aralarında muharebeler olmasına rağmen biz de o büyükleri çok seviyoruz. Hepsine muhabbet besliyoruz. Hepsine saygı gösteriyoruz. Değil mi? Hürmet ediyoruz. Evet. Hepsini evet. Seviyoruz. Şimdi 12 imamdan deyince efendim, 12 imamın ismini sayabilecek çok az insan çıkar. 12 imama biz de çok hürmet ederiz. Biz de çok saygı gösteririz. Orta yol Müslümanları, Ehl-i Sünnet Müslümanları çok hürmet ederler, saygı gösterirler. Hatta Ehl-i Beyt'i sevmek son nefeste iman ile gitmeye sebeptir derler. Evet. Ehl-i Beyt deyince Resul-i Ekrem Efendimiz'in yakınları, akrabaları, hı hı, değil mi efendim? Biz bunların tamamını çok seviyoruz. Kimdir 12 imam? Bu 12 imam, birincisi Hazreti Ali bin Ebi Talip. Hazreti Ali Efendimiz'le başlıyor yani evet. 12 imam. İkincisi Hazreti Hasan. Hasan. Üçüncüsü Hazreti Hüseyin. Dördüncüsü Hazreti Hüseyin Efendimiz'in oğlu Zeynel Abidin. İmam Zeynel Abidin. İmam-ı Zeynel Abidin. Beşincisi İmam-ı Muhammed Bakır. Bakır Zeynel evet. Abidin Hazretlerinin oğlu. Altıncısı Cafer-i Sadık. İmam Cafer-i Sadık. Kimin oğlu? İmam Muhammed Bakır'ın oğlu. Efendim, yedincisi İmam-ı Musa Kazım. Evet. İmam Musa Kazım'ın oğlu kim? İmam-ı Ali Rıza. Onun oğlu kim? İmam Muhammed Cevat Taki. Onun oğlu kim? İmam Ali Taki. Onun oğlu kim? Hasan Askeri Zeki derler. İmam-ı Hasan Askeri Zeki. Efendim, onun oğlu da İmam-ı Muhammed Mehdi. Efendim, bunlar tamamı 12 yaptı. Radıyallahu anhum aleyhi mecmain. Efendim, yani bu tasavvuf derler ya, evet, tasavvuf ilmi derler ya, tasavvuf iki koldan gelmiştir. Bu kollardan bir tanesine nübüvvet yolu derler, bir diğerine ise vilayet yolu derler. Nübüvvet yolu Hazreti Ebubekir Efendimiz'den gelir, tasavvufun nübüvvet yolu Hazreti Ebubekir Efendimiz'den gelir. Ve Cafer-i Sadık'ta birleşirler. Anladınız mı efendim? Evet. Cafer-i Sadık Hazretleri'nde. Halbuki Cafer-i Sadık vilayet kolundan. Yani hem vilayet kolunda mahir, hem nübüvvet kolunda mahir. İki birinci yolda, kol evet, nübüvvet yolu. İkinci kol hangi yol? Vilayet İkinci yolu. Kol, vilayet yolu. Vilayet yolu Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinden, 12 imamdan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine,
ve diğer büyüklere ulaşır. Bu koldan gelenlere de vilayet yolu derler. Evet. Vilayet yolunda sesli zikir, Allah-u Teala'nın ismini sesli olarak anmak vardır. Nübüvvet yolunda da zikri hafi derler. Sessiz. Gizli zikir, sessiz zikir, kalpten zikir. Efendim, dudakların bile gelir. Oynamaması. Evet efendim. Hatta Hazreti Ebubekir Efendimiz'e, hani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri kanalıyla gelir dedik ya. Evet. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hazretleri efendim Sevr mağarasında bu zikrin yapılış şeklini Resulullah Efendimiz bizzat Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerine talim ettirmişlerdir. Dolayısıyla 12 imamı anladık. Evet. Efendim biz onları da çok seviyoruz 12 imamı. Yani bazıları sahip çıkmaya çalışıyorlar ya. Evet. Onlar bizim de 12 imamımız. Değil mi efendim? Elbette. Biz onların ruhlarına fatihalar gönderiyoruz. Biz onların isimlerini anarak, onları tevessül ederek ya Rabbi o senin sevdiğin Hazreti Ali Efendimiz ve onun evlatları, torunları, Ehli Beytinin 12 imamım, imamın yüzü suyu hürmetine ya Rabbi benim şu muradımı ihsan et diye dua ediyoruz. Onlardan istemiyoruz ha. Onların yüzü, evet. Yüzü suyu hürmetine Allah-u Teala'dan istiyoruz. İşte buna tevessül derler. Tamam efendim. Dolayısıyla bereketlendik, teberrük ettik. İsimlerine saymış olduk. Evet. Saydık. Evet efendim. Ağzınıza sağlık. Lakabı Müşteba'dır. Hasenül Müşteba derler Hazreti Hasan Efendimiz'e. Medine-i Münevvere'de hicretin 3. senesinde Ramazan-ı Şerif ayının ortasında tevellüt etti. Annesi kim? Hazreti Fatıma annemiz. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz'in mübarek kerimesi. Evet. Yani Resulullah Efendimiz'in torunu ya Hazreti Hasan Efendimiz. Yani bu kadar kıymetli bir insan. Resulullah Efendimiz o doğunca 2 tane koç kesti akika olarak. Akika olarak. Onun için efendim erkek çocuk olunca 2 hisse kesilir. Evet. Veya 2 ayrı koç veya büyük hayvana 2 hisse kesilir. Efendim ayrıca saçını kesip 7. günde saçını kesip ağırlığınca sadaka verdi Resulullah Efendimiz. Evet. Ve sünnet ettirdi 7. gün. Kimi? Hazreti Hasan Efendimiz'i, yani torununu. Efendim. Hicretin 49. senesinde vefat etti. Yani hicri olarak demek ki 3. senede, hicretin 3. senesinde doğdu. 49. senesinde vefat 46 etti. 46 yaşında vefat 46 etti. 46 yaşında vefat etti. Efendim. Tabii Resulullah Efendimiz'in yanında büyüdü. Yani bu çok büyük bir şeref Resulullah Tabii. Efendimiz'in yanında büyümesi. Resulullah Efendimiz'in terbiyesi ile büyüdü. Yani pek kimseye nasip olmaz. Ne büyük nimet. Böyle büyük bir şeref. Tabii. Mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Efendim şimdi bir de kardeşi var ya ondan küçük Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri. Resulullah Efendimiz'in huzurunda Hazreti Hasan'dan Hazreti Hüseyin güreşiyorlar. Şimdi Resulullah Efendimiz de seyrediyor. Anneleri Hazreti Fatıma annemiz de orada. Ya Hasan şöyle tut, böyle tut. Resulullah Efendimiz Hazreti Hasan Efendimiz'i teşvik ediyor. Hazreti Fatıma annemiz diyor ki ya Resulallah diyor ben anlamadım bir şey arz etmek istiyorum müsaade ederseniz diyor. Elbette diyor, buyur diyor Resulullah Efendimiz. Ya Resulallah diyor, her şeyim sana feda olsun ama diyor, efendim siz hep Hasan'ı teşvik ediyorsunuz. Halbuki küçüğü, yani Hüseyin'i teşvik etmek gerekmez mi? Onu tutmak gerekmez mi? Hüseyin daha küçüktür diyor. Ey kızım diyor, Hüseyin'i diyor, Cebrail Aleyhisselam tutuyor, o destekliyor diyor. Ben onun için... Efendim Hasan'ı tutuyorum diyor. Ya bu kadar kıymetli evet. kimseler onlar. Yani Hazreti Hüseyin'e Cebrail yardım ediyor. Ben de Hasan'a yardım ediyorum buyuruyor Resulullah evet. Efendimiz. Efendim bizim İstanbul'da yatan Eyüp'te Eyüp Sultan Hazretleri Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu teala hazretleri bir gün Resulullah Efendimiz'in yanına gittim diyor. O rivayet ediyor.
Hasan ile Hüseyin önünde oynuyorlardı Resulullah Efendimiz'in. Ya Resulallah, sen bunları çok mu seviyorsun diye sual arz ettim Resulullah Efendimiz'e diyor. Resulullah Efendimiz de buyurdular ki, nasıl sevmem? Bunlar benim dünyadaki öpüp kokladığım reyhanlarımdır buyurdu diyor Resulullah Efendimiz. Ya yine Eshab-ı Kiram'dan en çok hadis-i şerifi rivayet eden eshab kimdir, sahabe kimdir? Ebu Hureyre'dir radıyallahu teala. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri rivayet ediyor, diyor ki, benim diyor Hasan'ı gördüğümde hep gözlerim yaşlarla dolar. Neden biliyor musunuz diyor. Allah-u Teala'nın Resulü onu kucağına oturturdu. O da mübarek sakalını, Resulullah Efendimiz'in mübarek sakalı şerifini elleriyle, sakallarıyla oynardı. Oynarmış Resulullah Efendimiz'i. Dedi. Üç kere şöyle buyurdular. Ya Rabbi, ben bunu çok seviyorum. Sen de onu sev. Onu sevenleri de sev. Ya böyle buyurmuş Resulullah Efendimiz. Allah'ım, ben bunu ikisini çok seviyorum. Onları sevenleri sev, onları sevmeyenleri sen de sevme ya Rabbi buyurmuş. Hadis-i şerif. Hadis-i şerifte. Tabii. Bunları Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri efendim rivayet ediyorlar. Peygamberimiz bir gün efendim Hazreti Fatıma'yı, kızı, damadı ve amcasının oğlu Hazreti Ali'yi ve torunları Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i bir örtü içine aldı. Ahzab suresinin 33. ayet-i kerimesini okuyup dediler ki, ey ehli beytim, Allah-u Teala sizlerden ricsi, yani her türlü kiri, kusuru gidermek istiyor. Sizi tam bir taharet, yani temizlik ile temizlemek irade ediyor. Sonra Allah'ım, benim ehli beytim bunlardır buyurdu Resulullah Efendimiz. Kıymetleri zaten buralardan geliyor. Evet. 8 yaşındayken mübarek dedesi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni de kaybetti 8 yaşında. 6 ay sonra, kısa bir müddet sonra da efendim anneciğini kaybetti, Hazreti Fatıma annemizi. Dolayısıyla 8 yaşında efendim hem dedesini hem annesini kaybetmiş oldu. Babası Hazreti Ali'nin terbiyesinde büyüdü. Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretleri beyaz ve çok güzel idi. Yüzü Resulullah Efendimiz'in yüzüne en çok benzeyen 7 kişiden biridir. Hatta Hazreti Ebubekir Efendimiz bir gün ikindi namazını kılmış Mescid-i Nebi'de. Yolda oynayan Hazreti Hasan'ı görmüş. Onu omuzlarına almış. Hazreti Ali Efendimiz de orada. Hazreti Ali Efendimiz'e dönerek diyor ki Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hasan diyor Ali'ye değil de, yani babasına değil de tıpkı Peygamber Efendimiz'e benziyor. Yüzü çok benzermiş çünkü Resulullah Efendimiz'e. Demin dedik ya. Evet. O zaman Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh efendim tebessüm buyurmuşlar. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in belden aşağısı Resulullah Efendimiz'e çok benzermiş, ayakları filan. Hazreti Hasan Efendimiz'in de belden yukarısı Resulullah Efendimiz'e çok benzermiş. İki mübarek torunu. Evet. Efendim çok tabii cömert, çok hilim sahibi, yani yumuşaklık sahibi, insanlara yumuşak muamele eden, efendim sert davranmayan, hilim ile, sabır ile muamele eden bir zat Hazreti Hasan Efendimiz. Bir gün birisinin dua ettiğini duyuyor. O da nasıl dua ediyormuş biliyor musunuz? Ya Rabbi, bana 10.000 altın ihsan eyle. Böyle dua edilmez ya. Bunu duyuyor. Varmış Hazreti Hasan Efendimiz'in de 10.000 altını. Evine gidiyor, 10.000 altını alıp efendim o adamcağıza veriyor efendim. Ya bu kadar cömert. Cömert. Yani. Bu kadar cömert. Ama bu kadar sadaka veriyor. Sadaka vermeden duramıyor zaten hiçbir zaman için. Bu kadar mal dağıtıyor. Ama o da
kardeşi Hüseyin Efendimiz de, Hazreti Hüseyin de radıyallahu anhum aleyhi ecmain, mesela bir alışveriş ederken bir mal alacaklar ya, küçücük bir dirhem için dakikalarca pazarlık ederlermiş. Demişler ki, ya siz bir günde binlerce dirhem efendim sadaka veriyorsunuz da alışveriş ederken bir dirhem için bu kadar didişiyorsunuz, uğraşıyorsunuz, yoruluyorsunuz. O zaman buyurmuşlar ki, verdiklerimizi biz Allah rızası için veriyoruz. Ne kadar çok versek yine azdır. Fakat alışverişte aldanmak aklın ve malın noksan olmasıdır buyururlarmış. Abdullah İbni Zübeyr var. O da aşire-i mübeşşereden Zübeyr bin Avvam'ın oğludur Abdullah İbni Zübeyr. Ve İslam kahramanlarındandır. Hazreti Hasan'la beraber efendim bir hurmalık bir yere gidiyorlar veya geliyorlar. Bir hurmalıkta dinleniyorlar. Ama ağaçlar kurumuş. Yani hurma mevsimi değil, meyve mevsimi değil. Abdullah İbni Zübeyr demiş ki, Zübeyr bin Avvam'ın oğlu radıyallahu anh, demiş ki ya şimdi şu ağaçta hurma olsaydı ne kadar iyi olurdu. Ne kadar iyi olurdu. Halbuki mevsimi değil. Evet. Hazreti Hasan Efendimiz sessizce dua etti. Gerçekten de bir ağaç, o ağaçlardan bir ağaç hemen yeşerip hurma meyvesi verdi. Hurma verdi. Orada bulunanlar, başkaları da vardı orada. Bu bir sihirdir dediler. Tabii Hazreti Hasan Efendimiz sessiz dua etti, gizli dua etti. O zaman buyurdu ki Hazreti Hasan, hayır, sihir değildir. Resulullah'ın torununun kabul olan duasıyla Allah-u Teala yaratmıştır buyurdu. Evet. Ya onun duası bereketine oldu. Şimdi tabii Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin Efendilerimiz çok kibarlar. Çok nezih. Zaten öyle büyük zatların efendim evlatları öyle olur. Resulullah Efendimizin Allah-u Teala'nın Habibi'nin torunu elbette öyle olur değil mi efendim torunları? Elbette. Yolda giderken bir ihtiyarın abdest aldığını görüyorlar Alper Bey. Fakat abdesti yanlış alıyor adam. Fakat adam da yaşlı ya. Yani sıkılıyorlar ona ya doğru abdest böyle olmaz böyle olur filan filan demeye. Edeben uygun değil diye değil evet. mi? Evet. Evet efendim. Hemen gidiyorlar diyorlar ki amca diyorlar be. Efendim biz iki kardeşiz. Kardeşimle aramızda ihtilafa düştük. Ben diyorum ki ben doğru abdest alıyorum. Kardeşim diyor ki hayır seninki yanlış benimki doğru. Biz ikimiz de senin huzurunda abdest alsak da sen ikimiz de bir baksan efendim hangimizin doğru aldığına karar versen olmaz mı bizim aramızdaki ihtilaf biter diyorlar. Adamcağız da peki diyor. Tanımıyor onları tabii. Sonra önce Hazreti Hasan Efendimiz çok güzel sünnet-i seniyeye uygun bir abdest alıyor. Peşinden kardeşi Hazreti Hüseyin Efendimiz çok güzel bir abdest alıyor. İhtiyar her ikisinin abdestlerine, abdest alışlarına bakıyor. Başlıyor gözlerinden yaşlar akıtmaya. O gözyaşları sakalına damlamaya başlıyor. Ve diyor ki ah evlatlarım diyor. Ben diyor yanlış alıyormuşum. Siz her değil. İkinizin aldığı abdest de doğru evlatlarım diyor. Yani ben diyor abdest almasını şimdi sizden öğrendim diyor. İşte onu rencide etmeden evet. güzelce anlatmışlar. Evet. Bir de bir menkıbe daha var. Çok güzel bir menkıbe. Şöyle Resulullah Efendimizin eshabından Dıhye-i Kelbi Hazretleri vardı. Kelbi kabilesindendi bu. Hazreti Dıhye. Güzelliğiyle, yakışıklılığıyla meşhur değil mi? Evet efendim. Ve Hazreti Cebrail Aleyhisselam çok kere Dıhye suretinde gelirdi Resulullah Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam. Şimdi bir gün yine Dıhye suretinde Hazreti Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Efendim Resulullah Efendimiz'in yanında oturuyor.
Şimdi kardeşlerden birisi görmüş, demiş ki Hazreti Hüseyin abisine diyor, abi diyor, efendim dedemizin yanında dıhiye gelmiş diyor, oturuyor diyor, hadi gidelim diyor. Dıhiye de her gelişinde hediye getirirmiş Hasan'dan Hüseyin Efendimiz'e. Onların hoşlanacakları küçük böyle hediyeler getirirlermiş. O yüzden onu görünce evet, hemen gidelim evet. demiştiler demek ki. Ve dıhiye zannediyorlar ya, onun dizine otururlarmış. Cebrail Aleyhisselam dizlerinin birisine Hazreti Hasan oturuyor, diğerine Hazreti Hüseyin Efendimiz oturuyor. Allah Allah! Ellerini de efendim koynuna sokuyorlar. Aslında Cebrail Aleyhisselam o. Biri bir tarafına sokuyor koyununu, öteki öbür tarafına sokuyor. Hediye arıyorlar aslında. Hediye arıyorlar. Tabii bu torunlarının bu hareketini görünce Resulullah Efendimiz mani olmak istedi. Cebrail Aleyhisselam, Resulullah'ın Aleyhisselam mahcup olduğunu görünce dedi ki, ya Resulallah, niçin sıkılıyorsunuz? Fatıma teheccüd namazını kılarken Hak Teala beni gönderir, ben bunların beşiklerini sallardım. Fatıma rahatça teheccüd namazını bitirsin diye. Bazen de bunların anneleri namazdan sonra uyurken, yorgun tabii ki çocuğa abi, bakmak kolay mı? Kolay mı? Efendim, uyurken namazını kıldıktan sonra bunlar ağlardı. Hak Teala yine beni gönderir, anneleri uyanmasın diye beşiklerini sallardım, böylece ağlamazlardı. Çocukların bu hareketlerini bana karşı bir edepsizlik saymayın ya Resulallah. Bunların yanıma gelip ellerini koynuma sokmalarında hiçbir mahsur yoktur. Yok. Dedi evet. Hazreti Cebrail. O zaman Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri buyurdular ki, ey kardeşim Cebrail, şimdi bir şey yapmadılar. Daha ileri giderler endişesiyle mani oldum. Çünkü hesabımdan dahi isminde biri vardır. O sefere çıkar. Her sefer dönüşünde bunlara hediye getirir. Sizi dıhiye zannedip ellerini koynunuza soktular ya Cebrail. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam, ya Rabbi dedi, dua etti, beni Habibinin yanında utandırma. Elini cennete uzattı. Efendim cennetten eline iki elinde uzattı. Bir eline üzüm geldi, yeşil bir salkım üzüm. Bir eline de kırmızı bir nar geldi. Cennet meyvesi. Evet. Evet. Şimdi Hazreti Hasan Efendimiz üzümü aldı. Hazreti Hüseyin Efendimiz ise narı aldı. Bakın ulema der ki Hazreti Hasan Efendimiz zehirlendi. Bak üzüm. Hani evet. Zehirin rengi o renktir ya. Evet. Hazreti Hüseyin Efendimiz de kılıçla şehit edildi. Biri zehirlenerek şehit edildi, biri kılıçla. O da narı aldı ya, nar kırmızı. Evet. Öyle derler. Şimdi Hazreti Hüseyin'den Hazreti Hasan Efendimiz narla efendim üzümleri yerken efendim bir dilenci gelip dedi ki, ey ehli beyt. Resulullah Efendimiz'in ey ehli beyti manasında. O üzüm ve nardan bana da verir misiniz? Tabi Resul-i Ekrem Efendimiz'in çok yüksek yaratılışlı torunları Hazreti Hasan'dan Hazreti Hüseyin Efendilerimiz. Evet. Hemen dilenciyi vermek istiyorlar. Böyle insanlar onlar. Allah-u Teala şefaatlerine bizi nail eylesin. Amin. Cebrail Aleyhisselam mani oldu bunları vermelerine. Ya Resulallah, o dilenci şeytandır. Cennet meyveleri ona haram iken hileyle ondan yemek istedi diye efendime söyleyeyim kovdutturdu Resulullah Efendimiz'e şeytan aleyhi laneyi. Yani şeytan demek ki o meyvelerden yemek için evet, gelmiş. Evet. Bir de amcalarının oğlu var. Abdullah bin Cafer. Evet.
Efendim, bu da Cafer-i Tayyar'ın oğlu. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in, yaşça Hazreti Ali Efendimiz'den büyük Hazreti Cafer-i Tayyar var. Efendim, aslında şeylerin, Hazreti Hasan'dan Hazreti Hüseyin'in amcaları yani. Evet. Hani Mute gazasında şehit oldu. Hı hı. İki sancak taşıyordu. İslam ordusunun iki kolu da kesildi. İki kolu kesince İslam sancağını yine bırakmadı. Resulullah Efendimiz ona vermişti o sancağı. Pazularıyla sancağı tuttu. O vaziyette düşmana saldırdı. Sonra 70 tane ok ve kılıç yarası aldı. Öyle şehit oldu mübarek. Ama yine elindeki kılıncı sancağı bırakmadı. Evet. İşte Resulullah Efendimiz buyurdular ki iki kolu yerine Allah-u Teala iki kanat verdi. Cennette seyran ve tayaran etmektedir buyurdu. Tayyar oradan geliyor. Tayyare yani. Oradan zaten oradan uçak, geliyor. Evet. Uçmak. Evet. Efendim onun için Cafer İbni Ebi Talip'tir aslında. Ama ne derler? Cafer-i Tayyar. Cafer-i Tayyar derler. Onun oğlu var işte Abdullah bin Cafer. Evet. Hatta bu Abdullah bin Cafer Hazreti Fatıma annemizinle Hazreti Ali Efendimizin bir kızları oldu. Bu kızlarını bu kızını Hazreti Ali Efendimiz Abdullah İbni Cafer'e verdi. Cafer-i Tayyar'ın oğluna ona yani. Verdi. İşte Abdullah İbni Cafer'le Hazreti Ali Efendimiz'in kızından evlatları oldu. Onlara da Şerif-i Cafer'i derler. Hazreti Hasan Efendimiz'in soyundan olanlara Şerif derler. Evet. İşte o Abdullah İbni Cafer'le Hazreti Fatıma annemizin kızından olan çocuklara da Abdullah İbni Cafer'in çocukları Şerif-i Cafer'i derler efendim. Bunu da antiparantez belirtelim. Olduk, evet. İşte bunlar Medine-i Münevvere'den hacca yola çıkıyorlar. Hazreti Hasan Efendimiz hep yaya olarak hac etmiş. Defalarca hem de hac etmiş. Defalarca bir kere değil. Evet. Efendim gide efendim yani yolda eşyalarını kaybediyorlar filan. Aç bir ilaç vaziyette bir karaltı halinde ileride bir çadır görüyorlar. Belki yiyecek bir şeyler vardır diye yaklaşıyorlar. Sesleniyorlar. Çadırdan yaşlı bir kadıncağız çıkıyor. Kadına tabii susamışlar filan içecek bir şeyleri yok. Hani eşyalarını da çaldırmışlar veya kaybetmişler. Kadıncağıza içecek bir şeyler var mı diye soruyor. Kadıncağız da diyor ki aha orada diyor bir tane koyunum var diyor. Bu hasta olduğu için kocam diyor öteki koyunları diyor bir iki tane daha koyunu varmış onları otlatmaya götürdü. Ama bu koyun hasta olduğu için efendim bu koyun gidemedi yani otlamaya diyor. Ama sütü de var herhalde diyor. Sağın için diyor. Şimdi sağıyorlar. Koyunun sütünü içiyorlar. Ama sütü içler, susuzlukları kandı ama açlık var bir de. Açlık var. Ya ana diyorlar ya yiyecek bir şey yok mu? Karnımız acıktı. Karnımız acıktı. Acıktık yani. Kadıncağız diyor ki fakat çok cömert. Cömert biriymiş yani evet. Hakikaten. Vallahi diyor şu koyunu sütünü içtiniz ya kesin onu yiyin diyor. Ya kesin. Başka bir şeyim yok. Olsa verirdim diyor. Gerçekten cömertmiş yani. Oha gerçekten de onlar yiyorlar. Kesiyorlar, yiyorlar. Şimdi oradan ayrılıyorlar ya. İşte o zaman ayrılırken biz Kureyş'teniz diyorlar. Medine-i Münevvere'de oturuyoruz diyorlar. Efendim şimdi hacca gidiyoruz diyorlar. Döneceğiz Allah nasip ederse sağ salim tekrar Medine-i Münevvere'ye gideceğiz diyorlar. Eğer yolunuz düşerse muhakkak Medine-i Münevvere'de bizi sorun. Efendim bizi sor ey anacığım diyorlar. Biz yaptığın bu iyiliğin karşılığını da sana iyilik yapmak istiyoruz diyorlar. Tabii akşama kadıncağızın kocası geliyor. Koyunu göremeyince hani koyun diyor filan. Ya efendi diyor. Böyle böyle bugün oldu. Diyor üç kişi geldi diyor. Misafir oldular diyor. Ama öyle asil insanlardı ki.
öyle nurlu insanlardı ki bakmaya kıyamazsın, bakmaya doyamazsın. Susuzuz dediler, içecek bir şey var mı dediler. Koyunu sağın için dedim. Sonra da dediler ki, yahu yiyecek bir şey yok mu? Dedim ki onlara, kesin bu koyunu yiyin dedim. Ya sen nasıl kadınsın bilmem ne bilmem ne. Kızmış yani kocası. Kızmış efendim. Kebaz etmiş kadıncağızı. Zavallı kadıncağız. Neyse efendim büyük bir kuraklık var. Otlar motlar hiç yok. Bunlar da çaresiz kalmışlar. Artık demişler biz Medine-i Münevvere'ye göçelim. Gidelim. Hani çöllerde efendim yaylalarda. Ot bitmiyor. Hayvanları yetiştiremiyorlar. Evet. Durmaktansa Medine-i Münevvere'ye gidelim demişler. Gitmişler. Geçimlerine kurumuş tezekleri topluyorlar yollarda. Hayvan pisliklerini topluyorlar. Evet. Efendim torbaya koyup pazarda satıyorlar. Neden? Çünkü o tezekleri Anadolu'da da yakarlar yakacak ya. Yakacak olarak kullanılıyor. Yakacak olarak tabii. Onu kullanıyorlar. Evet. Gübre olarak da gübre olarak da olur. Evet. Kullanılır. Evet efendim. Her türlü para eder evet. Yani. Fakat Medine sokaklarından geçerken tesadüfen Hazreti Hasan Efendimiz'in evinin önünden geçiyorlar. Efendim, Hazreti Hasan bu kadıncağızı tanıyor. Daha görünce. Önce misafir olmuşlardı. Evet, efendim, kadına pek çok altın ve koyun veriyor Alper Bey. Gidin diyor kardeşim Hüseyin'e diyor. Hani üç kişiydik evet. Diyor. Onun evi de şurada diyor. Gidin ona. O da size ikram eder. Gidiyorlar Hazreti Hüseyin Efendimiz'e. Efendim Hazreti Hasan ne verdi? Şu kadar altın, şu kadar koyun. Tamam. O sırada parası yokmuş. Parası yokmuş yanında. Beytülmal'den borç istemiş. Oturun şurada demiş. İkram etmiş. Yiyecek, içecek filan. Efendim borç almış Beytülmal'den. Hazreti Hasan'ın verdiğinin bir misli Hazreti Hasan Efendimiz'in verdiği bir misli altın, bir misli koyun onlara vermiş. Daha fazlasını vermiş evet. Yani. Demiş şimdi gidin demiş Abdullah İbni Cafer'e. Yani üçüncüsüne üç kişiydik evet. Ya. Gitmişler Abdullah İbni Cafer'e. Onlar ne verdi demiş. Kadıncağız onu tanımış tabii. Onlar ne verdi demiş. İşte şu kadar altın Hasan verdi, şu kadar altın Hüseyin verdi, şu kadar koyun Hasan verdi, şu kadar koyun Hüseyin verdi. Onların ikisinin toplamının iki katı altın, iki katı koyun da Abdullah İbni Cafer veriyor. Hazreti Cafer Tayyar'ın oğlu veriyor. Evet. Efendim, tabii adamcağız, birden zengin, kocası, efendim, zengin artık oldu birden. Yüzü kızarıp bozarıyor filan. Çok teşekkür ederek ayrılıyorlar Hazreti Hüseyin Efendimiz'in, Hazreti Abdullah İbni Cafer'in yanından. Efendim, kadın diyor ki kocasına, efendi diyor, ben demedim mi? Çok asil kimselerdi, evet. Çok güzel kimselerdi. Efendim, yüzlerinden nur akıyordu, çok nurlu kimselerdi. Demedim mi sana diyor, bak işte zengin olduk diyor. Hiç ne paraya ihtiyacımız var artık, ne herhangi bir şeye ihtiyacımız var diyor. Efendim, işte Hazreti Ali Efendimiz babası Küfe'de, Necef'te şehit edildi biliyorsunuz. Evet. Efendim, şehit edildiği zaman Hazreti Hasan Efendimiz'e biat ettiler, halife oldu. Kendisine 40 bin kişi biat etti. Basra, Hicaz, Horasan, Irak, İran, Küfe, Medine, Mekke ve Yemen buraların ahalisi de biat etti. Ama Şam ve Mısır Hazreti Hasan Efendimiz'e biat etmediler. Şam ve Mısır. Evet, etmediler. Şimdi Şam ve Mısır tarafı ile Hazreti Hasan Efendimiz'in tarafı iki ordu karşı karşıya geldi. Muharebe olacak. Harp edecekler. Harp edecekler. Halife çünkü iki kişi olmaz. Tabii. Değil mi efendim? Tabii. Bir kişi olur. İşte orada Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh kan dökülmemesi için hilafeti Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretlerine bıraktı.
gönül rızasıyla. Evet. Zorlan filan değil ha. Değil tabi. Bak o kadar memleket kendisine biat etmiş, ordusu var, bir emriyle efendim nice harpler, nice savaşları yapabilecek bir ordusu var. Buna rağmen efendim harp etmiyor. Ben diyor hilafetten çekiliyorum diyor. Muhtemelen de galip geleceği bir harp olacak yani. Belki de. Belki de. Efendim yani dünyada güz yok. Evet. İktidarda güz yok. Fedakarlık yapıyor. Evet efendim. Fakat işte Resulullah Efendimizin bir mucizesi burada tahakkuk ediyor, meydana geliyor. Çünkü Hazreti Hasan daha küçük iken Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona işaret ederek buyurmuşlar ki bu oğlum Hasan için seyittir. Ümit ederim ki Allah-u Teala onun vasıtasıyla iki muhalif tarafın, birbirine muhalif tarafın arasını bulur, sulh olurlar. Sulh olurlar. Yani Resulullah Efendimiz'in mucizesi bu işte. Evet. İşte oldu. Nitekim İki orada karşı karşıya geldi. Hazreti Hasan Efendimiz kan dökülmesin, harp olmasın diye hilafeti gönül rızasıyla, devredince, kendi arzusuyla, hiç kimsenin tesirinde kalmadan hilafeti devretti. Hazreti Muaviye'ye. Hazreti Muaviye'ye. Evet. Hatta derler ki Hazreti Muaviye kendisinden sonra Hazreti Hasan'ın halife olmasına karar verdi. Ya düşün. Evet. Çünkü Hazreti Hasan daha genç. Radıyallahu Düşmanlık da yok yani arada. Tabii. Evet. Şimdi tabii Hazreti Hasan Efendimiz çok evlenir. Fakat dörtten fazla evlenilemiyor ya. Aldığı kızları da boşardı. Tekrar evlenirdi. Boşardı, tekrar evlenirdi filan. Efendim, babası Hazreti Ali Kufe'deyken bir gün hutbeye çıktı ve dedi ki ey halkı Kufe, ey Kufe ailesi, oğlum Hasan'a kız vermeyiniz. Çünkü o çabuk boşamaktadır. Dedi. Aynen böyle dedi. O zaman işte Kufelilerin eşrafı ayağa kalktılar. Hazreti Ali Efendimiz halife, Emirel Mümin'in yani o zaman. Evet. Dediler ki ya Emirel Mümin'in, bizim kızlarımız Resulullah'ın, Allahu Teala'nın Habibi'nin aleyhissalatü vesselam mübarek torununa feda olsun dediler. Onlar da Resulullah Efendimiz'in torunundan bir torun sahibi olmak istiyorlar. Onun için kızlarını vermek istiyorlar Hazreti Hasan Efendimiz'e. İşte fakat aldığı her kızda Hazreti Hasan'e radıyallahu anh aşık olurdu. Yüzü Resulullah Efendimiz'e benzerdi tabii, ya. Tabii. Çok güzeldi çok güzel. Ya. Hazreti Hasan Efendimiz Kufe eşrafından Eş'as bin Kays'ın kızı Cade'yi aldı. Yani Kufe eşrafından birisinin kızı. Cade bin Eş'as evet. diyelim. Tabii kız korktu. Bu boşuyor. Beni de boşar dedi. Beni de boşar. Efendim beni boşamasın. Ben onun nikahı tahtındayken öleyim dedi. Efendim ve Hazreti Hasan Efendimiz'i zehirledi. Zehirleyerek ölümüne vesile oldu. Ve bir abimiz vardı, Fransızca öğretmeni, fakat ehli tarik bir kimseydi, vefat etti, Fahri Öztürk Bey. Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli bir insandı, evet. Ben çok severdim kendisini. O bazen böyle insanlar arzu etti diye bazı kalabalık yerlerde insanlara bir şeyler söylerdi. Yani vaaz-ı nasihat ederdi. Bir gün Kuzuluk'ta ikindi namazını mescidinde kıldık. İnsanlar kalabalık. İnsanlar bir şeyler söyle diye Fahri Öztürk Bey'e ısrar ettiler. O da geçti onların önüne. Bir şeyler anlattı. Ve bu arada şunu söylemişti. Çok enteresan. Hiç unutmuyorum. Yani her karşılaştığım insandan bir şey öğrenmeye gayret ettim Alper Bey. Efendim bu vakayı anlattı.
ey arkadaşlar dedi, ey cemaati müslimin dedi, Fahri Bey, Fahri Öztürk Bey, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Amin. Ey cemaati müslimin, cadı adı bu cadeden gelmiştir dedi. Hmm. Anadolu'da derler ya dedi, cadı, cazu. Efendim Hüseyin'im, hani böyle cadı kadın, cazu kadın. İşte Hazreti Hasan Efendimiz'i zehirleyen efendim kadıncağızın, kadının ismi Cade olduğu için cadı diye bizim Anadolu'da söylerler dedi. Bak enteresan bir şey, ben bunu bilmiyordum. Evet, oradan gelmiş demek ki gerçekten. Efendim böyle demişti. Benim de çok hoşuma gitmişti yani böyle bir şeyi öğrenmem. Onun için yeri geldi, ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Hem onu da anlatmış olduk. Ben de konferanslarını dinlemiştim. Öyle mi? Fahri Bey'in, evet, evet, çok tatlı bir insandı. Evet, evet efendim. İşte ölüm hastalığındayken Resul-i Ekrem Efendimiz'in yanına defnedilmesi için Hazreti Ayşe annemizden izin istedi, haber gönderdi. Hazreti Ayşe annemiz izin verdi. Ama o zaman Mervan bin Hakem efendim izin vermedi. Hazreti Hüseyin Efendimiz de onu Baki kabristanına götürdü, Hazreti Hasan Efendimiz'i. Hazreti Sa'd bin As cenaze namazını kıldırdı ve Baki kabristanlığına defnetti. Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretlerinin türbesinin yanına, kabrinin yanına, yani oraya zaten Meşhedi Ehli Beyt derler. Evet, Ehli Beyt'ten. Orada türbe vardı. İmamlar, o 12 imamdan da zatlar var. Çok zatlar var. Var. Evet, evet, anlatmıştık, söylemiştik. İmam Zeynel Abidin Hazretleri orada mesela. Muhammed Bakir Hazretleri. Muhammed Bakir Hazretleri orada. Cafer-i Sadık Hazretleri orada. Evet. Yani 12 imamdan nice zatlar var orada. Efendim orada yatıyorlar. Bunların üzerinde türbe vardı. Fakat Vehhabi isyanı olunca 1700'lü yılların sonlarında, 1800'lü yılların başlarında, o Vehhabi isyanı esnasında bütün türbeleri yıktılar. Fakat Sultan II. Mahmud Han sonra tekrar inşa etti bu türbeleri. Fakat efendim 1926'dan sonra tekrar Vehhabilerin, 1930'lardan sonra Vehhabilerin eline geçince o türbeleri tekrar yıktılar efendim maalesef. Şu anda da yok. Şu anda o türbeler yok ama yerlerinde kropkisi var. Evet. Biliyoruz. Yukarıda söylemiştik. Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh hazretlerinin evladına ne denir? Şerif denir. Mesela Ürdün emiri Şerif Hüseyin vardı. Evet. Şerif Hüseyin. Amerika'da hani kanser hastalığına yakalandı. Evet. Değil mi efendim? Evet. Amerika'da tedavi gördü filan. İşte o Şerif Hüseyin, Şerif denilmesinin sebebi soyun, Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretlerinin soyundan olduğu içindir. Efendim. Şimdi de onun oğlu Şerif Abdullah. Şerif Abdullah. Ürdün emiri. Emiri, evet. Ürdün emiri. Batılılar kral diyor. Kral diyor. Biz Müslümanlar diyoruz. Emir diyoruz. Ürdün emiri. İşte onlar Hazreti Hasan Efendimiz'in soyundan geliyorlar. Soyundandır. Mesela Şerif Hüseyin gerçekten çok kahraman bir insandı. O Hristiyan, komünist Filistinliler vardı. Efendim onlarla çarpışırdı. Yani helikopter kullanmasını bilir, motosiklet kullanmasını bilir, tekne kullanmasını bilir, uçak kullanmasını bilir, ata binmesini bilir, deveye binmesini bilir. Kendisini 3 katlı bir yerde sıkıştırdı onlar, gerillalar. Sıkıştırınca efendim üzerinde silahları var tabi. Efendim o silahlarını aldı, ateş etti. Parendeler atarak, taklalar atarak 3. kattan yere ayaklar üstüne düştü. Orada motosiklet varmış, motosiklete bindi. Ateş ederek onları yardı. Çekti gitti, kurtuldu. Böyle film, bir insandı yani. Film gibi gerçekten, evet. Yani. Yani o aksiyon filmleri var ya. Evet. Aksiyon filmlerde taş çıkartır. Taş çıkartır gerçekten. Evet. Hazreti Hasan Efendimiz'in radıyallahu anh soyundan işte o. Kahramanlığı da oradan geliyor eylesin. Demek. Allah, evet, rahmet efendim. Eylesin. Resulullah Efendimiz Hazreti Hasan için buyurmuşlar ki Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için, hadis-i şerif bu. İçinizden en hayırlısı Ali, gençlerin içinde en hayırlıları Hasan ile Hüseyin, kadınların da en hayırlısı
Hazreti Fatıma'dır. Fatıma, yani Ehl-i Beyti için evet. Böyle sitayişkar efendim hadis-i şerifleri var. Hatta bir hadis-i şeriflerde buyuruyorlar ki kim güneşi kaybederse aya başvursun, onu da kaybederse yıldıza başvursun. Hadis-i şerif bu. Ashab-ı kiram sordular, dediler ki ya Resulallah, yani bu aydan murat ne, güneşten murat ne? İzahını istediler hadis-i şerifin. Resulullah aleyhisselam bunu şöyle açıkladı. Güneş benim. Ay, kamer Ali'dir. Fatıma da yıldızdır. Kuzey kutbuna yakın o iki yıldız ise Hasan ile Hüseyin'dir. Hani bir ilahi var. Arşın çifte küpeleri. Evet. Hasan ile Hüseyin'dir. Hasan ile Hüseyin'dir. Yani o dinlense ne kadar ne hoş kadar olur. Hoş olur gerçekten. İnsanın ciğeri dağlanıyor evet. Alper Bey. Evet. Ben İhlas Vakfı'nın Somali'de İslami İlimler Akademisi inşaatı yaptığını biliyorum. Evet. Daha önce de anlatmıştık. Doğru. O inşaat ne seviyede acaba? Ne zaman açılması planlanıyor? Seyircilerimize bununla ilgili de bir bilgi verelim istiyorum. Tabii. Sizin vasıtanızla. Şimdi efendim Somali'nin %65'i neredeyse %70'i hafız. Yani Kur'an-ı Kerim hafızı. Evet. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişler. Çok büyük bir oran değil mi yani? Çok büyük bir oran. Evet. Efendim, ben çünkü 700 kişiye İhlas Vakfı'nın tanıtımını yaptım. Orada sordum, dedim ki efendim, kimler insanlara hafız? Kimler hafız? Bir tane hanımefendi elini kaldırdı. Elini kaldırsın dedim. Yani eli öpülesi bir hanımefendi o. Yani 700'de bir bizde, orada 100 kişide 65 kişi hafız. Aradaki farkı, oranı görüyor musunuz efendim? Evet, çok büyük fark var. Maalesef. Efendim böyle izbi yerlerde bol bol Kur'an-ı Kerim kursları var, hafızlık kursları var. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i hatta tahtalardan öğrenmeye gayret ediyorlar. Eski usul değil mi? Evet efendim, levhalardan. Levhalardan. Efendim ezberliyorlar Kur'an-ı Kerim'i filan filan. Ama şimdi oralardan mezun olduktan sonra efendim tabii aşırı uçlarda, yani anladınız mı demek evet, istediğimi? Evet. Aşırı uçlarda çok kimseler oralarda faaliyette gösteriyor. Maalesef. Hatta terör örgütleri bile yani. Tabii bir sürü terör, yani? Terör örgütleri var. Örgütleri bile. Efendim, tabii bunların o temiz itikatlarını hep Ehl-i Sünnet. Efendim, Sünni Müslümanlar bunlar. O da çok önemli. Efendim, Rafizi yok işlerinde. Efendim, Vehhabi yok. Vehhabi yok, Selefi yok, her neyse. Selçuklu Osmanlı usulü inanış var. Evet. Efendim, yani Anadolu Müslümanlığı aslında değil mi? Anadolu Müslümanlarının aynısı orada da. Ama işte onların mektepleri var, okulları var, medreseleri var. Oralara gidiyorlar. Bu aşırı akımların fikirlerine kapılıyorlar etkisinde maalesef. Etkisinde kalabiliyorlar. Etkisinde kalıyorlar. Şimdi bu itibarla orada eski Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Somali Cumhurbaşkanı evet. Yardımcısı. Evet efendim. Somali'de Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bununla bizi partner kuruluşumuzun başkanı orada aynı zamanda. Evet. Bununla devamlı irtibat halindeyiz. Devamlı beraber çalışıyoruz. Böyle bir akademi inşa edelim dediler. Bizden talepte bulundular. Allah razı olsun. Efendim, bilhassa diş hekimi Ali Zeki Osmanoğlu ve onun Huzur Pınarı diye bir sitesi var. Oradaki arkadaşları çok yardımcı oldular. Çok paralar yatırdılar. Efendim, biz bu paraları ve diğer bağışçılardan gelenleri yatırdıkları paraları Somali'ye gönderiyoruz peyderpey. Hepsini birden göndermiyoruz. Tabii. İnşaat hangi İlerlemesine safhada, göre değil ilerlemesine mi? İlerlemesine göre. Evet efendim. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da izin aldık. Ya oranın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Oranın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Yani tescilli okul. Tabii. Diploması kabul edilecek okul. Öyle marif izni var yani. Evet. Tabii marif izni, Milli Eğitim izni var. Efendim, orada daha hafız olan çocuklar, bu Kur'an-ı Kerim kurslarını bitiren çocuklar daha yüksek seviyede ilim akademik tahsil edecekler. Akademik seviyede olacak yani. Değil ilim mi? Tahsil edecekler. Ve bu şekilde aşırı akımların yollarına kapılmayacaklar. Doğru yolda sabit kadem duracaklar inşallah. Evet, çok önemli. Orta aslında. Yolda, doğru evet. Yolda, el sünnet yolunda
kalacaklar inşallah. Buraya birinci katını bitirdik. Eğitim öğretime de efendim başladılar. Kısmen başlandı evet, o zaman. Evet kısmen yani. Başladı. Tabii üst katını yapacağız. Sonra orası çok geniş bir arazi. Sit Abdülkadir Bey tahsis etti. Yani orayı kampüs haline getireceğiz. Evet. Somali İslam İlimler Akademisi adı ile bağış yaparlarsa, açıklamasına böyle yazarlarsa biz o parayı oraya harcarız efendim. Bağışçılarımıza şimdiden hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Hepsinden Allah Teala razı olsun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Pazartesi akşamları TGRT FM radyosunda saat 10'da programımızı dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Spotify üzerinden de ses dosyası olarak mobil cihazlarınıza indirip dinleyebilirsiniz. Başka bir programda görüşünceye kadar hoşça kalın.